Merhabalar. Bugün Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı hakkında bilgi vereceğim. Ben doktor öğretim üyesi Doktor Necati Mumcu, enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelere bulaşan viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle virüs içeren kenelerin kan emmesi sırasında bulaşır. Virüs içeren kenelerin çıplak elle ezilmesiyle de bulaşabiliyor. Ayrıca Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastası olan hayvan ve insanların vücut sıvılarına doğrudan korunmasız bir şekilde temas ile de virüs ulaşabiliyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi genellikle semptom vermeden de ilerleyebiliyor ama ağır bir ölüme neden olabilecek kadar ağır bir klinik tabloda oluşturabiliyor. En sık gördüğümüz semptomlar bulantı, kusma, ateş, kas ağrısı, ishal ve ciltte kızarıklıklar olabiliyor. Daha ileriki dönemlerde ciltte morarmalar, ağızda, burunda, diş etinde ve makatta kanamalar görülebilir. Özellikle tarım işçileri, hayvancılıkla uğraşan bireyler, veteriner hekimler, kamp ve piknik amaçlı kırsal bölgelere giden bireyler bu açıdan riskli bireyleri oluşturmaktadır. Bağ, bahçe ya da ormana çalışma ya da kamp piknik amaçlı gidecek bireylerin mutlaka tüm vücudu örtecek şekilde ve açık renkli giysiler giymesi gerekir ve paçaların çorap altına sokulması uygun olacaktır. Keneyi çıplak elle kesinlikle çıkarmamalıyız. Keneye sabunlu su, kolonya, gaz yağı gibi maddeler kesinlikle dökülmemeli. Kene bir bez yardımı ya da poşet, yaprak olur yardımıyla vücuda tutunan en yakın yerden sabit bir kuvvetle çekilmeli ve çıkartılmalıdır. Kene çıkartıldıktan sonra da o bölge sabunlu su ile ya da varsa kolonya ya da varsa bir antiseptik ile temizlenmesi gerekir. Keneyi çıkaran bireyin hastaneye herhangi bir şikayeti yoksa hastaneye başvurması gerekmiyor. 14 gün içinde eğer bulantı, kusma, kas ağrısı, ateş, titreme, ishal gibi bir belirtisi varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurması uygun olacaktır. Teşekkür ederim.